Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, yepyeni bir formatla, puanlı formatla karşınızdayız. 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları hazırladık sizler için. Normalde kanalımızda bulunuyor ama bir de yeni formatla hazırlayalım. Öğrenciler kendilerini denesin. Bakalım sınavdan kaç puan alacaklar? 3 aşağı 5 yukarı. Bunu böyle bir tahmin etsinler istedik. Dilerseniz hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim. İlk sorumuz doğru yanlış etkinliği şeklinde verilmiş ve 32 puanlık bir soru. Çok dikkatli okuyalım. Lütfen ben anlatmadan önce soruları durdurup kendiniz cevaplayın ve puanlarınızı bir kenara not edin. Benden size tavsiye. Bakalım kaç puan alacaksınız? Yorumlar kısmında bizlerle de paylaşırsanız çok memnun oluruz sevgili arkadaşlar. Evet, ifadelerin başına doğruysa D, yanlış ise Y yazmamızı istemiş. Çengelli iğneyi Lidyalılar mı icat etmişti arkadaşlar? Tabii ki hayır, çünkü çengelli iğne, diğer adı arkadaşlar fibulaydı, hatırlayın. Buna fibula deniliyordu ve Frigler icat etmişti bunu. Bu sebeple buraya Y yazıyoruz. Fiziki haritalarda dağlık olan bölgeler kahverengiyle gösterilir. Evet arkadaşlar, doğru. Çünkü mesela fiziki haritaya baktığımızda o bölgenin dağlık, yani yükseltisinin fazla olduğunu, böyle 1000 metre, 2000 metre, 3000 metreye kadar böyle yükseltisinin olduğunu o bölgelerin rengine göre kahverengi olmasından anlayabiliriz. Hititler'de yönetim işlerinin görüşüldüğü meclise Pankuş adı verilirdi arkadaşlar. Doğru. Yer kabuğundaki aniden oluşan sarsıntı ve titreşimlere heyelan denilmiş. Şimdi heyelan arkadaşlar toprak kaymasıdır. Yani bu sarsıntı sonucunda olmayabilir. Yağışlar sonucunda da meydana gelebilir. Fazla yağmur yağdı diyelim. Orada eğimli bir arazideki toprak aşağı doğru kayabilir. Ama bakın, aniden oluşan demiş. Aniden oluşan sarsıntı ve titreşimlere deprem adını veriyoruz arkadaşlar. Üstlerine de doğrularını not alıyorum ki belki not alan arkadaşlar da vardır. Bu sebeple buna Y harfini koyuyoruz. Yanlış. Hava olaylarının küçük bir alanda gösterdiği. Çok dikkat edin. Küçük bir alanda denilmiş. Kısa süreli değişimlere hava durumu denir arkadaşlar. İklim denmez. Bu sebeple bu ifademiz de yanlış. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Doğru. Maki arkadaşlar böyle çalılık bitkiler olarak düşünülebilir. Yani çok fazla büyük böyle ağaçlar yok. Bu sebeple bu ifade doğru. Karadeniz bölgesinde ev tipi genellikle taştandır denilmiş. Hayır, Karadeniz bölgesinde orman çok fazla olduğu için, ağaçlar çok fazla olduğu için oranın halkı, oranın insanı ne yapmış? Bu işte kaynaklardan yararlanmış ve evlerini de ağaçtan, yani ahşaptan yapmıştır. Taştandır dediği için yanlış. Ha, diyeceksiniz ki hocam şimdi gidiyorum ben, oralarda işte oturanlar olabilir, akrabaları olanlar olabilir. Böyle betonarme taştan evlerde görebilirsiniz. Ama yani genel manada söylüyoruz, bakın geçmiş zamanlarda insanlar beton bulamıyordu. Ne yapacak? Oradaki ağaçlardan yararlanarak ahşap ve ağaçtan evler yapabilirler. Su kaynakları nüfusun dağılışına etki eden doğal faktörlerdendir denilmiş. Doğru. Çünkü bir bölgede ne kadar fazla su kaynağı bulunuyorsa orada canlı sayısı daha fazla olmuş oluyor. Nüfus fazla olmuş oluyor. Çünkü su hayattır arkadaşlar. İnsanlar için son derece önemli. Canlılar için de aynı şekilde son derece önemli olduğu için hemen suyun olduğu bölgelerde canlılar, insanlar toplanabiliyorlar. Buralarda nüfus fazla oluyor. Aynı şekilde sadece su değil, iklim, işte coğrafi koşullar, dağlık mı, yani arazinin yapısı, aynı şekilde bunlar da nüfusun dağılışını etki eden doğal faktörlerdendir diyebiliriz. Evet, ilk sorularımızı, yani ilk sayfamızı bu şekilde tamamladık ve 32 puanı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir çoktan seçmeli sorumuz var. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Mezopotamya'da hüküm sürmüştür? Dikkat edin arkadaşlar, bakın Mezopotamya denildi. Bir Anadolu uygarlıkları vardı, bir de Mezopotamya uygarlıkları vardı. Anadolu uygarlıklarını hatırlayalım arkadaşlar. Nasıl kodlamıştık? Filhu şeklinde kodlamıştık bunu. Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Hititler ve Urartular şeklinde bunu kodlamıştık. Bir de Mezopotamya uygarlıkları vardı. Mezopotamya uygarlıkları ise arkadaşlar 3 taneydi. Bas şeklinde kodlamıştık onu da. Babiller, Asurlar
ve Sümerler şeklinde. Evet. Buraya baktığımızda yani Frigler Anadolu, Hititler Anadolu, İyonlar da Anadolu uygarlıklarından. Peki Sümerler ne oluyor? Sümerler işte Mezopotamya uygarlıklarından bir tanesidir diyebiliriz. 10 puanımızı aldık, devam ediyoruz. Hem bir hatırlatma yapmış olduk hem de sorumuzun cevabını verdik. Türkiye fiziki haritası incelendiğinde şöyle bir hayal edin, gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Hangi bölgemizde kahverengi alanların daha fazla olduğu görülür? Yani arkadaşlar dağlık bölgeleri soruyor bize. Dağlık bölgeler. Hatırlayın, Doğu Anadolu bölgemizde daha çok böyle kahverengi tonlar fazladır, değil mi? Oralara daha fazla işte kahverengi tonlar hakimdir. Bu sebeple Doğu Anadolu bölgesinde çok fazla dağ vardır, yükseltisi fazladır. Cevabımız B seçeneği, Doğu Anadolu diyebiliriz. Marmara bölgesi, özellikle Trakya bölgesi, Edirne tarafları, yani o taraflara doğru baktığımızda yeşilliktir böyle genellikle. Böyle dümdüz ovalar vardır oralarda. Akdeniz'in belli bir kısmı yine böyle sarımtırak renklerde de olabilir, kahverengi renklerde de olabilir. Çünkü orada da Toros dağları vardır. Ama en fazla böyle kahverengi tonlarda dağlık arazinin fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir diyoruz. Buraya kadar kaç puan aldık? Şöyle bir hemen hesap yapalım. 32 buradan, 42, 52 puan. Evet, 52 puanla yolumuza devam ediyoruz. Bir boşluk doldurma sorumuz var. Bu da 28 puanlık. Bunu da eğer fullersek, tamamlarsak ne olmuş oluyor? 52, 28 daha 80 puan yapmış oluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir puan. Cümlelerdeki boşluklara uygun kavramlarla tamamlamamızı istemiş. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar, tarihte bilinen ilk anayasa Babillilerin kullandığı Hammurabi yasalarıdır arkadaşlar. Bu sebeple Hammurabi kanunlarıdır diyebiliriz. İlkini bulduk. Babiller diye de buraya not alalım. Evet, Mezopotamya uygarlıklarından olan Babiller. Yollar ve köprüler arkadaşlar, insanların yapmış olduğu beşeri unsurlardır. Bakın, beşeri diyoruz. Bizler beşeriz, yani insanlar olarak, değil mi? Bizim elimizle yapılmıştır bunlar. Bir de doğal unsurlar vardır. İşte mesela ne olabilir? Göller, işte akarsular, dağlar, vadiler, bunlar doğal unsurlardır. Bir de bakın böyle yol, hastane, köprü gibi beşeri unsurlar vardır diyebiliriz. Akarsuyun yatağını aşındırarak oluşturduğu böyle V şeklindeki yeryüzü şekillerine vadi adını veriyoruz. Mesela buraya bulduk, vadi dedik. Beşeriyi de bulmuştuk. Vadiye mesela örnek verecek olursak Ihlara Vadisi vardır. Çok güzel. Yani gidip görmediyseniz ailenize de bunu belki tavsiye ederek gidip görmenizi tavsiye ederim. Öneririm. Gerçekten çok güzel, harika bir yer diyebiliriz. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan toprakları arkadaşlar Mezopotamya toprakları deniliyor. Evet, Mezopotamya deniliyor. Bu sorumuzu da cevabımızı verdik. İnsanlar su ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapıyor? Akarsu önlerine, yani nehir önlerine, buralara baraj kurabiliyorlar. Barajlar da yine beşeri unsurlardandır diyebiliriz. Çünkü o barajda elektrik enerjisi üretiliyor. Suyun akış enerjisinden, yani hareket enerjisinden türbinler var barajın içerisinde. O türbinler döndürülerek elektrik enerjisi elde ediliyor arkadaşlar. Aynı zamanda da suyu biriktirerek daha sonra kullanmak için saklamış oluyoruz. Bakın, hem su ihtiyacımızı hem de enerji ihtiyacımızı böyle baraj inşa ederek karşılamış oluyoruz. Haritalarda kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiği, arkadaşlar bakın şöyle bir harita düşünün. Harita üzerinde kullanılan bazı özel işaretler var. İşte üçgenler, yuvarlaklar, çizgiler, böyle kesik kesik çizgiler. Bunların ne anlama geldiği arkadaşlar, haritanın şu kısmında bakın. Sağ alt kısmında lejant adı verilen bir yer var. Bu lejant adı verilen bölümde gösteriliyor. Ne anlama geliyor? Yani burada kullanılan işaretler ne demek? Köprü, baraj, otoyol, işte otoban, tali yol gibi böyle farklı farklı anlamlarda işaretler var. Bunların lejant adlı bölümde açıklaması verilmiştir arkadaşlar. Bunu da bulduk. Ve geldik son boşluk doldurma sorumuza. Üç tarafı su ile çevrili kara parçasına arkadaşlar yarımada adı verilir diyebiliriz. Bir de arkadaşlar dört tarafı, yani tamamı, her tarafı su ile çevrili kara parçası var. Ona da ne ad veriyorduk? O da sizin gülümseten sorunuz olsun. Hadi bakalım. Dört tarafı
su ile çevrili. Olanın adı. Sizden yorumlar kısmında bekliyoruz. Evet arkadaşlar, son sayfamıza geldik. Artık bitiriyoruz. 80 puan almıştık. Buradan da 10'ar puan alarak 100 puan alıp ne yapacağız? Sınavımızı tamamlamış olacağız. Bir çizimin harita olabilmesi için gerekli olan koşulların başına tik işareti koyunuz demiş. Hemen bakalım. Bir kere arkadaşlar, bir çizime harita diyebilmemiz için o bölgenin ya da o çizimin kuş bakışı, yani böyle yukarıdan kuş gibi uçuyoruz, yukarıdan bakıyormuş gibi çizilmiş olması gerekiyor. Buna kuş bakışı çizim adı veriliyor. Ölçekli olması gerekiyor. Yani bir gerçek uzunluğu var, böyle 100 kilometre, 500, 1000 kilometre belki. Onun bir de kağıt üzerine aktarıldıktan sonra, çizildikten sonra o küçültme oranına işte ölçek deniliyor. O ölçeğin de belirtilmiş olması gerek. Bir düzleme aktarılmış olma. Yani bir ne olabilir? Sayfa olabilir. Eğer 3 boyutlu bir haritaysa mesela, dağların yükseltileri, çukur bölgelerin işte derinlikleri falan verilerek de mesela 3 boyutlu haritalarda var. Oraya aktarılması gerekiyor. Aktarılmadan harita olmuyor arkadaşlar. Renklendirme ve bölge ikliminin belirtme haritalarda yani olma gibi bir zorunluluğu yok. Bunun şartlarından değildir arkadaşlar. Bu sebeple buralara çarpı koyabiliriz. Evet, cevabımızı verdik. Burada yani 5 tane işaretlemede de doğru yaparsak 10 puan alacağız. Siz de kendi verdiğiniz cevaplara göre puanlamanızı hesaplayabilirsiniz. Karaların içindeki çukurlarda birikmiş olan durgun sulardır. Arkadaşlar, böyle bir tanım verilmiş. Tanımı verilen yeryüzü şeklini aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? Bir daha okuyalım. Karaların içindeki çukurlarda birikmiş olan durgun sulardır demiş. Bakın, karaların içerisinde ve orada sular var. Bölge bölge böyle. Arkadaşlar, bunlara göl adı veriliyor. Evet. Ne dedik? Karaların içindeki birikmiş durgun su kütlelerine göl diyoruz. Tanımı verilen yeryüzü şekli neydi arkadaşlar? Göl olacak. Ihlara Vadisi bir vadi örneğidir. Peri bacaları aynı şekilde, bakın, doğal işte unsurlarla meydana gelmiş böyle yeryüzü şekillerindendir. Kızılırmak nehirdir demiş. Zaten burada vermiş onu, nehri demiş. Nehir. Ama arkadaşlar, Beyşehir Gölü. Bakın ne oluyor? Durgun sulardır. Nehirler durgun mu? Hayır. Çünkü akıyor. Sürekli hareket halinde. Hatta bu nehirlerin önüne az önce de bahsetmiştik. Barajlar yapılarak su ve enerji ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Tamamladık. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 12-13 dakikada sosyal bilgiler sınavına hazır hale geldik diyebiliriz. Kendi adımıza söylüyoruz. Elbette sizin başka çalışmalarınız da olacaktır. Onları da tamamladıktan sonra inşallah sizlerden yüzlük kağıtlar bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bizlere selam gönderen Şehit İsmail Demir İlköğretim Okulu öğrencileri ve Şehit Er Tuncay Türken İlköğretim Okulu öğrencilerine bizler de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Diğer yazılı videolarında, diğer işte paylaşımlarımızda, içeriklerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.